Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Günaydın diyemiyorum çünkü öğlen oldu artık saat. Videoyu yeni açabiliyorum. Bugün günlerden çarşamba. Bugün Yakup karantinadan geldi, cezaevinden. Bayağı bitkin ve yorgundu çünkü 24 saattir uykusuz bir şekilde çalışmış yani cezaevinde. Ondan dolayı uykusuz ve yorgun bitkindi. Geldi birazcık uzandı. Simit almış gelirken de. Ben de hemen çayı demledim. Kahvaltı hazırladım. Şöyle simit falan bir şeyler yedik, atıştırdık. Kahvaltımızı yaptık. Evi toparladım. Fantonla bir süpürdüm arkadaşlar. Dün de temizlik yaptığım için başka hiçbir iş yapmadım. Şimdi çamaşırlarım var banyoda. Onları toparlayacağım ve Yakup'un valizini boşaltacağım. Onları çamaşır makinesinin içine koyacağım. Yıkayabilir miyim, yıkayamaz mıyım bilmiyorum. Yetişir mi, yetişmez mi? Aslında yarın gidecektik kayınvalidemlere. Hani öyle diye düşünmüştük. Yakup da hani bugün evde dururuz, yarın gideriz diye düşündü. Ben de öyle düşündüm. Sonra hatta sonradan ne yapalım falan. Ben de yok dedim, hani gitmeyelim. Sonra düşündüm, taşındım arkadaşlar. Bir gecelik durmanın bir anlamı yok. Durmak istemiyorum. Gerçekten ben de çok bunaldım ve sıkıldım. Artık değişik bir hava, değişik bir ortam görmek istiyorum. Hakikaten sıkıldım. Yani dedim ki Yakup'a, eğer dedim hani kendini iyi hissediyorsan, gidebilecek durumdaysan dedim gidelim. Çünkü dedim ben gitmek istiyorum. Hani dedim arabayı da sen kullanma, ben kullanırım. Sen uyuklarsın gidene kadar dedim. Valla o da sen bilirsin Çağla dedi, tamam dedi. Aradık işte kayınvalideme, geleceğini söyledik. Ebru'yla işte eşi de oradaymış, Mehmet'le Ebru. Onlar da pazartesi günü gitmişlerdi. İşleri vardı, gitmişlerdi. Kocası da izinliymiş, eşi. Onlar da işte cumaya kadar oradalarmış. Balıkesir'delermiş. Cuma günü döneceklermiş geri. İşte ben de dedim Yakup'a biz de gidelim. Cumartesi pazarı da hatta dedim dışarı çıkma yasağını da orada geçirelim. Pazartesi günü de Allah nasip ederse döneriz. Sonra ayın 15'inden sonra da arkadaşlar artık 16'sı mı olur, 17'si mi olur tam olarak bilmiyorum. Şey yapacağız artık, ona göre biletime bakacağız, ayarlayacağız. Eskişehir'e gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok bunaldık. Artık psikolojimiz falan bozuldu yani Çınar'la. Babası da yok evde, sürekli yalnız kal 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 kal. Bıktık yani hakikaten yani. Yapacak hiçbir şey bulamıyorum artık. Benim evimin düzeni falan da belli. Hani temizlik yapıyorum, ev bile kirlenmiyor sanki artık. İşim gücüm olmuyor, bir şey yapamıyorum yani, bunalımdayım yani, anlayacağınız, ne yaparsam zevk alamıyorum yaptığım hiçbir şeyden. O yüzden böyle farklı bir ortam görmek istiyorum. Ay, hem onlar, büyüklerimiz bizi görmüş olurlar, biz de onları ziyaret etmiş oluruz. İyi oldu yani, bir gün bir gündür. Dedim ki Yakup'a ben hazırlanırım, hemen şey yaparım, kıyafetleri falan ayarlarım, gideriz. Şu tipime falan bakın yani. Allah'ım, valla duş falan almam lazım aslında, alayım diyorum ama yetiştirebilirsem 2.30'da Çınar'ın dersi olacak, başlayacak. Çınar'ın dersi bittikten sonra hemen çıkalım diyoruz yani, her şeyimiz hazır olsun, çok da gece kalmayalım. İşte duş yetiştirebilirsem alacağım, yetiştiremezsem artık orada alırım, bilmiyorum, orada alabilirim yani. Kayınvalidemin banyosunu da çok severim ben, biliyor musunuz? Hamam gibi oluyor, ısınıyor, çok seviyorum. Belli olmaz neyse, bakalım. Artık görüşürüz. Şurada yıkamış olduğum, kuruttuğum çamaşırlarımı bir toparlayayım. Çünkü iyi ki de vallahi yıkamışım arkadaşlar. İyi ki de yıkayıp kurutmuşum dün. Bakın tertemiz. Sepetimde çamaşırım kalmadı. Bir Yakup'un yıkanacakları var şimdi işte. Onları da artık makineye doldurayım. Açsam işte, açsam yetişir mi acaba? Yetişir aslında ya. Yetişir ya. Olmadı yetiştiririm ben onu. Asarım, kurur. Biz Balıkesir'den gelene kadar kendi kendine askıda dursun, ne yapalım. Bunları katlayacağım. Çok şükür Yakup'un çamaşırlarını da hallettim, makineye attım. Onlar yıkanıyorlar, yetişir diye düşünüyorum. Yıkandıktan sonra zaten hemen buraya asarım. Burada asılı dursun. Yani kirli beklemesindense yıkanmış asılı beklemesi daha mantıklı geldi bana. Şimdiki ne yapalım? Uyumadın mı? Hocam da açmadı.
Kahve içmeyecekmiş Yakup. Ben kendime kahve yapacağım. Nescafe mi yapsam acaba? Türk kahvesi mi yapsam? Çay var mı ya? Çay da var aslında ya. Çay içeyim ben bir bardak daha. Kahve falan da içmeyeceğim şimdi. Canım istemedi. Hava çok güzeldi ama kapanmaya başladı. Bugün günlerden çarşamba şey var. Çarşamba pazarı var bugün. Uzun zamandır gidemiyorum biliyor musunuz? Eskiden hiç kaçırmazdım çarşamba pazarını. Kaldırım da neredeyse tamamlanmış. Ha, evi geniş ve büyük göstermek için demek ki bu modla gösteriyorlar. Bakın şimdi normali şöyle, bu yakın mı bilemedim. Şimdi bakın ne kadar büyütecek evi, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani büyütme değil de geniş gösteriyor. Doğal olarak daha böyle bir alan alıyor. Aa, bunu da keşfetmiş oldum. Dur bakayım, içeriye götüreyim. Aa, evet. Keşfettim. Ekmekler var. Bunları da götüreceğim. İki tanesini biz almıştık. Bir tane de bugün Yakup gelirken almış. Böyle 2,5 ekmek var arkadaşlar. Ziyan olmasın. Götüreyim de orada yensin en azından. İşte götürecek olduğum yorganlar falan vardı ya, yatak yorgan ayarlamıştım kayınvaliden için. İşte arabayla gideceğimiz için onları da götüreceğiz. Yukarıdan bayağı bir eşya eksilmiş olacak. Sonra benim şu eski koltuğumun pufu var ya arkadaşlar, onu götüreceğim. Kayınvalidenin o işte çatı katının olduğu balkonun olan yere koyacağım. En azından orada otururken rahat rahat oturulabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben kullanmıyorum. Yukarıda bekleyip duruyor. Yazık, yıpranmasın. Götüreyim de orada kullanılsın bari. İşte yer yatağıdır, yorgandır. Biliyorsunuz geçmişte çekmiştim videolar. Orada görmüş olduklarınızı götüreceğim. Balkonda oturayım, bir çayımı içeyim bakalım. Sonra bir de kuaföre gideceğim arkadaşlar. Kaşlarımı aldıracağım. Balıkesir'e gitmeden aldırayım dedim ya. Bayağı bir orman gibi oldu. Sözde kendim alacaktım, toparlayacaktım ama vallahi hiç vakit bulamadım kaş ballarım. Anca işlerimi halledebildim. İşte valiz hazırla, eşyaları hazırla, götürecekleri hazırla, çamaşırları yıka az, çöpleri falan boşalt. Anca işlerimi hallettim. Şimdi Yakup hala uyuyor çünkü uykusuz. Şimdi çıkıyorum, şeye gidiyorum. Şu hemen karşıya kuaföre gideceğim. Kuaföre gideyim. Orada da işimi halledeyim. Geleyim, sonra zaten Yakup falan uyandıracağım. Geçeceğim, çıkalım artık. O da arabada giderken uyusun artık. Dinlensin, ben kullanacağım zaten. Arkadaşlar kuaförüme geldim. Şimdi kaşlarımı falan aldıracağım. Bir bakın yaptırayım kendimi. Aşırı derecede çıktı kaşlarım. Dediğim gibi üstlere şey yapalım. Tamam. Altlamalı açıla geldi. Bir bakın. Kaşlarımı falan güzelce aldırdım. Tertemiz oldu. Şimdi evi kontrol ediyorum. Artık son kontroller. Arkadaşlar. Bakalım. Değerli toplu. Çektim. Yakup da şeye gitti. Yorganları falan yatakla yorganı indirmeye gitti. Zaten onlar kayınvalidemin bana yaptırmış olduklarıydı. Benimkiler burada bu arada. O yeni yorganları niye verdin diyenler var ama bu pembe ile işlemeliler burada arkadaşlar. Bunları vermedim. Bunlar bende. Evet. Fişleri çektik. Hadi dağıtma artık oğlum, hadi. Hadi kapat kapat, hadi çıkıyoruz. Ne yapıyorsun? Ya. Ne? Acıktım ben. Gidince yersin. Kısa zaten yol. Şurada kabanlarımız, çantalarımız var artık. Şuraya kapatalım. Kaktüsleri de ne yaptım biliyor musunuz? Camlarımı falan kontrol ettim, kapattım. Çamaşırlarım aslında. Kaktüsleri de şuraya camın önüne koydum ki güneş alıyor ya burası. Tamamen güneş alsın diye. Yani biz gelene kadar güzelce belki güneş alsın. Şey Anne yapsın diye. bakar mısın? Evet oğlum, büyümüş çünkü bayağı bir. Her yerimiz tamam, temiz, derli, toplu. Ne mızıklıyorsun Çınar ya? Ne mızıklıyorsun? Arka camı da kapattım. Burada da çamaşırlar var. Yakup'un şeyden getirmiş oldukları. Direkt onları da yıkadım, astım valla. İyi oldu ha. Bir daha geldi mi? Gelene kadar birikmesin onlar. İyi oldu. Oho, babam değil ne kadar akşam oldu. Gelir oğlum şimdi. Babam değil ne kadar akşam oldu. Unuttuğum bir şey var mı? Modemimi falan aldım. Şurada çarşafı vardı. Nevresim Yakup. Bunu da buraya astım.
Bu da burada kurusun diye biz gelene kadar. Gelince kaldırırım. Buranın camını falan örttük. Yakup'tan haber bekliyorum şu an. O şimdi en son ikinci posta çıkınca biz deneriz. Şurada zeytinyağları var. Şurada ekmekleri koydum. Çılara bir tane şey koydum. Kalpörü koydum. Ateş düşürücü. Şurada marul vardı. Onu koydum. Salata yapar yeriz. Burada buruşmasın. Zeytinyağları inecek. Balkonumun kapısını falan kilitledim. Her şeyimi. Bunu yerleştiremedim makinemi de. Bak şeyler vardı. Bulaşıklar vardı. Yıkamıştım. Dursun ya. Şöyle kapağı açık şekilde. Şimdi uğraşamayacağım yani. Fişlerimizi falan çektik. Şunlar da şurada dursun. Tamam. Dönüyorsun. Vallahi arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Yakup mandalina alıyor, bir de sızma. Sızma mı ya? Ne denilir? Nar ekşisi alıyor doğal. Pamuklar da var burada. Bakalım Yakup bekliyor. Alalım da sonra direkt devam yolumuza. Allah kazasız belasız gitmeye nasip etsin. Vallahi biz geldik çok şükür, kazasız belasız. Babaannem bana oyuncak aldı. Evet, babaannesi Çınar'a oyuncak almış. Evet, şimdi sizinle birlikte açalım. Aç hadi. Beğendin mi? Beğendim, çok beğendim. Babaannesi teşekkür ederiz. Şükürüz. Teşekkür ederiz. Aç bakayım. Açıyorum. Açabilirsem tabii. Trafik kazası değil mi? Trafik kazası da direksiyonda. Belki de korkudan. Tüy diyor. Ha, geçirdikten sonra. Arabada. Tüy diyor diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ramazan'la beraber bunlar kaldı dedi. Başkaları var mı? Bu da bir tane daha araba var. Bu da bir tane de bu araba var. Size de göstereyim onu. Tabii gösterebilirsem. Gidemiyorum. Ne pişirdiniz bize? Anne bak. Anne bak. Oğlum anne. Keki kim yaptı görünce, sen mi yaptın? Babaannem yaptı. Nasıl hiç geldi daha? Nasıl geldi? Kayınvalidem kek yapmış. Hayır. Pişiyor mu? Beğendin mi? Evet beğendim. Benim eski fırınımla aynısından arkadaşlar bu. Ben de çok memnundum. Çok güzel pişiriyor ya. Ben seni fırınım bir şey de ondan. Aynen çok güzel pişiriyor bu. Şimdiki fırın o kadar şey değil ya. Şey mi? Bunun gibi iyi pişirmiyor. Şehriye çorbası mı? En sevdiğim. Valla yoğurtlu ekşili şehriye çorbası. Valla işte seviyeceksin şey. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası da var aslında. Tarhana istemeyiz şehriye. Burada taze fasulye var. Salata yapmış kayınvalide. Bulgur pilav yaptı, bundan da var. Anne, tekerlek nerede? Odada, şey, arka odada. Şöyle Yakup nar ekşisi aldı gereken doğal. Yolda dedim yani nar ekşisi alacak diye. Ekşisi nar ekşisi aldı. Şu da havranın mandalinası arkadaşlar. Nasıl tatlıymış var ya, bir tanesini soydum yedim. Bal gibiymiş. Ne yerde sürünüyor? Çektik. Kaçalım. Yakup Bey ne yapıyorsun? Kaçalım. Anamın yanına gel. Mutlu musun? Neler hissediyorsun? Heyecanlandım. Heyecanlandın mı? Bu da görümcem arkadaşlar. Görümce, görümce, görmeyeyim. Neydi kızım? Çalışın. Ben misafirim bugün. Sen bu evin kızısın. Biz burada geldim hep yer sofrasında yiyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz tabii ise. Bunun tadı başka. Işık açtılar.
Sanki kek ortası pişmemiş gibi ama. Ortası niye beyaz kalmış oğlum? Çatlamış. Beyaz zaten. He, sade kek mi? Kakaolu sandım ben onu. Kakaolu değil. Açıkta dursun acaba? Çatala baktın mı? Azıcık yapışmış hadi azıcık dursun. İstersen sade üstünü aç, altını kapat anne. Altını göremiyorsun ya, yanarsa. Altını ışığı orada, ortada bu ışığı olunca yakmıyor ama çanak. Sen bilirsin valla. Ben kalıp da ben pek başarılı değilim de. Bu ne? Ay Yakup. Geçen yaptım yani. Kemal Paşa. Ama kara oldu. Kemal Paşa tatlısı. Sıcak şunu ver. Çok güzel yanıyor ya. Kanyon değil. Şu da yaktımdı ben Ebru. İsten sonra kapatı ver bari. Soframız hazır. Ötekinlere şey yaptı. Hayır, ötekiler de doğuruyormuş. Yeter. Benimkini yani, tabii onlar. Arkadaşlar Balıkesir'in meşhur kasaba tostçusu bizim evimize misafir oldular. Anlat Bilal abi sen çekinme. Ya, bizden. Abi bizden böyle heyecan yaptım yani sen beni çekince. Ben yokmuşum gibi. Tamam sen yokmuşsun gibi davranıyorsun. Ay sen değişik yapabilirsin. Ya, onlar da doğuruyor mu hala? Ötekinler. Bizden cinsi falan var mı? Ama onlar. Bizim böyle. 350 yapanı var Bilal. Her gün doğuranı var ya. Ama normalde 26 saatte bir yani. Şey değil. Bütün insanlar böyle kazanır. Şu an videoda çekiyorum. Kız kör olmuş. Senin dinler cinsi ne? Cinsi ne? Yerli tavuk işte kendisi çıkarıyor. Tavuğun cinsi bol ya abi. Tabii olmaz olur mu ya? Paçalısı, paçasısı. Onlar var mı Türkiye'de paçalı falan? Ne bileyim ben. Şeyde görüyorum ben belgeselde de. Yani bir tanesi 500 lira olan, 1000 lira olan tavuk var ya. Hadi ya. Abi tavukçudan mı yürüsün? Yanlış iş değil. Ben sana diyemiyorum. Hoş ver YouTuber'la. Gel tavuk var. Arkadaşlar YouTube'u bırakıyoruz. Tavuk besleyeceğiz, yumurta satacağız. Bu son videomuz. Aynen. Çünkü yumurtada çok iyi iş var. Çok pahalı ya. Kolisi 30 lira, 35 lira. Evet ya. İstersen biraz yardım edelim. Bize ataks var bir de. Şöyle bir sağ yap. Böyle mi? Video çekelim. Sap ya. Zor. Şöyle sağ yap. Video çekelim. Bunları kendin mi ayarladın böyle yoksa şey mi? Yoo. Bazen ben yaptım, bazen babaannem yaptı.
Alsa ben babaannemi izliyorum. Bakın, biraz zor bir şey alsan abi. Abi ben babaanneni izliyorum. Olurum diye. Değil mi diye. Bakın, şunun ikisi bir kere. İkisinde de o merdiven. Ha bu pencere. Ha bunlar evin parçaları. Allah. Ha bu değil bu. Değil. Bakayım. Ver bakayım bu. Baksın babaanne. Gel sen de bırak telefonu da. Aferin aferin. Sen oğlum niye akıl veriyorsun bize aferin aferin diyorsun da kendin gelmiyorsun? Olabilir evet orası. Yok baba, değil orası. Hiç olmasan daha iyi. Değil değil mi? Değil. Afem. Eksik parça mı var ya? Eksik parça mı var? Yoktur kız eksik parça. Az gibi geldi sanki. Yok. Ha. Yok. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14. Tam da biz yerleştiremiyoruz. Eksik yok. Eksik yok. Bunları yerleştir bakayım. Birinde var bir şey. İkisinden bir tanesine yanlışlık var. Çünkü biri zaten eve ait onun. Ya. Ne oldu? Çekil oldu. Olmadı. Öbür türlü koyacağım herhalde yakla. Sonuncusu ben koyacağım. Oldu oldu. En sonuncusu oğlum koysun. Bitti. Aferin. Burada rampa varmış. Siz ondan çarptıramadınız. Ne varmış? Rampa varmış. Bak süper. Yani sen gelmeseydin nasıl yapacaktık bilmiyorum ya. Bitirdin mi? Evet bitirdik. Bak süpermen oldum ben. Sen mi yaptın? Kim yaptın? Çorabı neden çıkardın oğlum? Ben süpermenim artık. Güzelmiş. Arkadaşlar ben süpermenim. Spider-Man. Aslında çok güzel bir şey ya. Hı? Çok güzel bir şey. Evet. Hani çorap ayağında? Ben Spider-Man'im. Ben de Batman'im. Batman'im ben de. Ben Batman'im. Babam kara kedi. Neydi şunlar şey? Kara kediyle şey neydi? Uyurbeci. Ben uyurbeci olayım. Baban kara kedi olsun. Yok sen olmaz. Sen Spiderman olun. Niye? Olmaz lan. Ayacıkların düşecek. Olmaz. Niye? Ne olayım ben? Sen Batman ol. Baban sen kız Batman ol. Babam erkek Batman olsun. Tamam. Sen de o zaman çocuk Batman. Hayır ben Spiderman. Allah'a bağlarım bugün de bitirdik. Daha doğrusu dünkü video izlediniz siz ama ben kapanış yapmayı unutmuşum. Şimdi yapıyorum kapanışı. Bir dur oğlum ya. Valla boynum ağrıyor Çınar. Birlikte yapalım tamam. Baban da lazım. Baba der. Baban da der. Kapanışı yapacağız. Gelin hadi. Topluca. Baba der. Babaanne sen de der. Ya 3 yıl sonra bir kere şöyle ailece kapanış yapalım videodan. Kapanışı yap. Oğlum annen şeyken yapsın. Annen bilir daha güzelini. Çak. Bir şeyle bir kapanış bir güzel yapsak şaşacağım yani. Siz annenle çok güzel yapıyorsun. Değil mi? Değil mi? Dur oğlum ben şöyle çeviririm. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Saatte olun. Boğacak. Saatte olun. Huzurlu olun, mutlu olun. Hoşçakalın da Bali Yakup. Allah'a emanet olun de. Hoşçakalın. Ya yemin ediyorum başbakan gibi kalın. El kaldırmasın da. Kendinize iyi bakın. Vallahi hoşçakalın.